arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizinle birlikte İngiltere'deki ilginç bilgileri paylaşmış olacağım. Umarım sizin de hoşunuza gidecektir, buna eminim. Çünkü İngiltere'de benim de yeni öğrendiğim birçok ilginç bilgi var. Zaten hatta bunlardan bir tanesini sizinle ilk videomda paylaşmıştım. Hemen şuraya bir yere, şuralara bir yerlere ekleyeceğim. Siz de buradan benim ilk videoma gidip İngiltere'yi benimle birlikte gezebilirsiniz. O zaman eğer hazırsanız hadi başlayalım. İngiltere'de 100. yaşına basan her insana, her vatandaşa kraliçenin hazırlattığı özel tebrik kartları gönderiliyor. Bu ta 1917 yılında Kral George tarafından başlatılıyor. Şimdi ikinci numaradayız. İkinci numara ilginç bilgimiz ise İngiltere'de her 40 kilometrede bir farklı bir İngilizce aksanına maruz kalıyoruz. Öyle ki bazen İngilizler bile kendi vatandaşlarının ne dediklerini inanın anlamıyorlar. Üçüncü ilginç bilgimiz. İngiltere'de atların, eşeklerin ve maymunların kendilerine ait hususi bir pasaportları var. Evet, bu birazcık inanması zor ancak bu durum böyleymiş. Ben de yeni öğrendim bu bilgiyi. 2003 yılında çıkartılan bu at pasaportu yasası denilen bir yasa çıkartılıyor. Ve bu yasayla birlikte şimdi at yarışlarında şikeler oluyor ya, onun önüne geçilmesi sağlanmış oluyor. Dördüncü ilginç bilgimiz ise ülkeler arasında gönderilen mektuplardan üzerine ismi yazılması gerekmeyen tek ülke İngiltere. Ve ayrıca kraliçenin resminin bulunduğu bir mektubu, yani bir posta pulunu ters yapıştırmak vatana ihanet suçu sayılıyor. Çok ilginç ama bu durumda böyle. İşte İngiltere. Gelelim bir sonraki ilginç bilgimize. İngiltere kraliçesinin kendisine ait bir pasaportu yok. Ve dünyayı pasaportsuz bir şekilde geziyor. Aynı zamanda ama bu durum diğer bütün kraliyet aile üyelerini kapsamıyor. Yalnızca kraliçeye ait özel bir durum. Mesela William'ın olsun, yani Prens William'ın olsun, işte William benim kankam sanki adam. Prens William, işte Düşes Kate, ondan sonra Prens Charles, diğer çocukları falan olsun, bunların hepsinin kendilerine ait bir pasaportu var. Ancak sadece kraliçenin pasaportu yok. Ve çok ayrıcalıklı. Ya dünyayı ben de bir pasaportsuz şekilde gezmek isterdim. Mesela Amerika'ya vize alabilmek için neler neler yapmıyorum. Yani keşke yap alabilsem. Keşke ben de bir kraliçe olabilsem. Ve altıncı ilginç bilgimiz ise İngiltere'de 300'den fazla dil konuşuluyor. Bunun sebebi ise İngiltere inanılmaz derecede fazla göç alıyor. Ve herkes kendi dilini konuşmaya kalkıyor. İşte tanıdıkları mutlaka çıkıyor. Yani İtalyan bir İtalyanla gidip de İngilizce konuşmuyor. Kendi dilini konuşabiliyor. Biz Türklerle Türkçe konuşuyoruz tabii ki her halükarda. İşte yaşadığınız evde bile bir bakıyorsunuz işte İtalyanla, Fransızla, Rusla, ne bileyim işte Almanla, herkese aynı evde kalabiliyorsunuz. Herkes de farklı dil konuştuğunu ve bildiğini düşünürsek tabii ki de bu bence çok doğru bir bilgiymiş. Ve arkadaşlar, sizinle daha önceden de benim ilk videomda gezmiştik. Hatırlayacaksınız. Parlamento binası demiştim sizlere Westminster'da. Ve Big Ben vardı orada. Big Ben aslında bir saat değil arkadaşlar. Saat değilmiş. Ben de yeni öğrendim. Bakın sizinle birlikte ben de öğreniyorum. Big Ben aslında bir saat değilmiş. Ve Big Ben 13 tonluk çanın ismiymiş arkadaşlar. Ve zilin içinde bulunduğu yerin adı ise St. Stephen's Tower olarak geçiyor. Yani çan var ve o çanın içinde bulunduğu yerin adı ise St. Stephen's Tower. Ama bunu daha önceden bilmiyordum. Ve çan çalındığında, o Big Ben çalı çalındığında ise tam 14 kilometre uzaktan duyabiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer ilginç bilgimiz ise İngiltere'de insanlardan daha fazla tavukların olması. Evet, bu bilgi biraz ilginç. Gerçekten ilginç. Yani ve tavuklar, inanır mısınız, burada tavuk marketlerdeki tavuk fiyatları
inanılmaz uygun. Demek sebebi buymuş. Londra dünyanın en kültürel çeşitliliğe sahip şehirlerinden bir tanesi. Ve şehirde yaşayanların %25'i farklı şehirlerde doğuyor. İşte bu da İngiltere'de 300 tane dilin konuşulmasını bence çok güzel açıklıyor. Bir sonraki ilginç bilgimiz ise tarihin en kısa savaşı İngiltere ve Zanzibar arasında gerçekleşiyor. 38 veya 40 dakika boyunca sürüyor bu savaş ve İngiltere'nin kazanmasıyla sona eriyor. Ve bu da benden size bir ek bilgi. İlk videolarımı izleyenler hatırlayacaklardır eminim. İngiltere'de parlamento binasında, bu Big Ben'in falan olduğu binada ölmek yasak arkadaşlar. Herhangi bir yer ölebilirsiniz ama ölme durumunda İngiltere hükümeti sanki kraliyet ailesinden birisi ölmüşçesine sizin için bir ölüm töreni hazırlamak zorunda. Ve bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Artık karantinada olduğum için, evde olduğum için de sizlerle birlikte İngiltere hakkında birçok konudan konuşacağız. Merak etmeyin. Size daha yeni yeni videolar da gelecek. Yani artık arayı açmamayı düşünüyorum gerçekten. Çünkü karantinadayım. Elimden geldiğince sizin için daha fazla videolar çekeceğim. İngiltere ile ilgili ne paylaşmamı istiyorsanız lütfen yorumlara bırakın. Hatta bana mail yoluyla da ulaştırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben her şekilde bakıyorum, kontrol ediyorum. Unutmayın, ben buradayım. Sizin için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Paylaşmaya çalışacağım. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediklerinizi, her şeyi paylaşabilirsiniz benimle. Bir sonraki videom yine İngiltere ile ilgili olacak. Hatta İngiltere, yaşam, kira, İşte çalışma şartları neler, nasıl ev bulunursunuz, nasıl iş bulabilirsiniz, bunlarla ilgili olacak. Lütfen takipte kalın. Abone olmayı, burada hemen paylaşacağım. Abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. O zaman görüşürüz.